Buyurun. Tamam. Tamam mıyız? Değerli arkadaşlar. Bugün Ömercan Açıkgöz şehidimizin kabri başındayız. Ailesiyle birlikte, milletvekilimizle, halimizle, belediye başkanımızla. Tabii elbette ki Ayancıklı Sinoplu dostlarla birlikte. Şehidimizi ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Biz özellikle bu hafta, hep her zaman olduğu gibi ama bu hafta özellikle şehit kabirlerini ziyaret ederek onları yad ediyoruz, rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Ama amacımız şu, bu şehitler değerli Ömercan evladımız da dahil olmak üzere bu ülkenin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda FETÖ terör örgütü başı ve terör örgütü üyeleri dahil bu ülkenin özellikle geleceğiyle ilgili kötü emeller besledikleri ve 15 Temmuz'da da bunu hayata geçirmek istediklerinde işte genç çocuklarımız, genç yaşta demeden o gece ülkesinin bekası için meydanlara çıktılar. Millet olma şuuruyla hareket ettiler. Tankların, topların, tüfeklerin, helikopterlerin karşısında durdular. Öyle şehitlerdir bu şehitlerimizi. Dolayısıyla istiyoruz ki bu şehitlerin yürüdüğü bu kutsal yolda, bu yolculukta hayatları pahasına bize vatan olarak bıraktıkları bu topraklara daha fazla sahip çıkalım. Bu toprakların imar edilmesi, mamur edilmesi, bu vatanın gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde teslim edilmesi adına gecemizi gündüzümüze katarken özellikle şehitlerimizi unutmayalım. Şehitlerimizi unutturmayalım. Ve onların ne uğruna hayatlarını verip şehitlik mertebesine eriştiklerini de hiç ama hiç unutturmayalım. İnşallah yapmak istediğimiz bu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere hepimiz şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerimizi anarak 15 Temmuz hain darbe girişimini unutturmayarak milletimizin millet olma şuuruyla o gece meydanlara inip gösterdiği kahramanlığı gelecek nesillere hep hatırlatarak ama hainlerin de hiçbir zaman boş durmadıklarını, her zaman hainlik yapabileceklerini önce unutmayıp sonra da unutturmayarak inşallah mücadelemize devam ediyoruz. Dolayısıyla topyekun Türkiye'nin her yerinde bu özellikle unutmama, unutturmama ve milletin kahramanlığını 15 Temmuz'da anmakla ilgili etkinlikler kapsamında bugün bizler de Sinop'tayız, Ayancık'tayız, sevgili evladımız, değerli şehidimiz Ömercan kardeşimizin kabri başındayız. O yüzden ailesine sabırlar diliyoruz. İnşallah Rabbim bir daha bu tip hainlere, bu tip hainlikler göstermek isteyenlere fırsat vermesin. Rabbim bizleri de şehitlerin şefaatine nail eylesin. Gazilerimizi de saygıyla, minnetle hep yad ediyoruz, hep anıyoruz. Rabbim onlara da sağlık, afiyet versin inşallah. Ve bir cümlede, bir teşekkürde elbette ki 7'den 70'e bu 250 şehidimizi ve ülkemizin bekası için bugün de her yerde şehit olan şehitlerimizi yetiştiren ailelerden diyorum ki özellikle Allah razı olsun. O anneler, o babalar ki bu ülke uğruna gözünü kırpmadan hayatını vermeyi göze alabilen çocuklar, evlatlar yetiştirmişler. O yüzden değerli amcamız bugün bizimle birlikte. Şehidimizin annesi babası İstanbul'da biliyoruz ama Allah onlardan razı olsun. Metanetlerini her zaman Ankara'dalar. Buraya davetliler. Evet. Metanetlerini tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak Ankara'dalar. Yoksa aile İstanbul'da. Evet. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak Ankara'dalar. Allah onlardan razı olsun. Onlar ki şu ifadeyi hep kullanıyorlar. Diyorlar ki bu ülkenin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunda ben diğer evladımı da veririm. Bundan daha büyük bir metanet, bundan daha büyük bir duruş olabilir mi? Ve gazilerimizle konuşurken şunu söylüyor. Evet, o gece 10 kurşun yedim. Evet, o gece bir kolumu verdim. Evet, o gece bir bacağımı verdim. Ama ülkem için seve seve yine kolumu bacağımı. Biz inşallah böyle bir milletin ferdi olduğumuz sürece, milletimizin bu dik duruşu olduğu sürece geçmişte olduğu gibi gelecekte de
istikbalimizle, istiklalimizle ve bağımsızlığımızla sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşamamızı devam ettireceğiz ve inşallah hainlere hiçbir zaman fırsat vermedik, yine vermeyeceğiz bu vesileyle. Buradan, Ayancık'tan, Sinop'tan Ömercan kardeşimizin, evladımızın kabri başından bu mesajı tekrar vermek istiyoruz. Tekrar mekanları cennet olsun. Ailelerine, akrabalarına, ülkemize tekrar saygı ve başsağlığı diliyoruz. Allah razı olsun sizlere. Teşekkür ediyoruz.